Selamun Aleyküm kıymetli dinleyenler. Yüzüne okuma derslerimizin üçüncüsünü yapıyoruz. Bakara suresi 17 ile 24. ayetleri okuyacağız. Dersimize başlıyoruz. İstiaze ve Besmele ile birlikte. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu. Evet, burada ayın harfi boğazın ortasından, zel harfi, peltek, dil ucu, ön dişlerden çıkacak şekilde telaffuz ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Meseluhum kemeselillezi istevkade nara. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. Evet, burada dil ucu ön dişlerden çıkarak telaffuz edilen, senayi dişlerinden çıkan harflerimiz mese, kemese, ellezi, istevkadera. Buradaki sim keskin, peltek değil. Nara, bakın sonunda elif olduğu için tenvin üzerine dururken met harfi üzerine durduk. Nara. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Tek nefeste yapamayabiliriz yeni başlarken. Şuraya kadar gelelim bi nurihimle. Sonra buradan zeheballahu bi nurihim deyip şuradan başlangıç yapacağız. Tekrardan bitirmiş olacağız. Evet. Felemme adaet ma havlehu zeheballahu bi nurihim. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Evet, ibtidayı buradan yaptık. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Evet, ne dikkat ediyorduk? Şeddeli mimler, şeddeli nunları bir saniye kadar tutuyorduk. Genelde idgam isim merhun oluyor ama farklı kaideler de gelebiliyordu. Şu işareti gördüğümüzde dedik ki 3 tane kaydeden biri olması gerekiyor. Ya metti muttasıl, ya metti munfasıl, ya da metti lazım. Eğer harfi metle hemze farklı kelimelerde ise, ki farklı kelime olduğunu genelde dik şekilde yazılırsa anlarız, ya da Arapça bilmemiz gerekiyor. Eğer Arapça bilmiyorsak farklı kelimelerde olduğunu dik hemzeyle anlıyorduk. Felemme bir farklı kelime. Eda et, bakın bu da bir farklı kelime. Dolayısıyla burada birleşik olduğu için kırık şekilde yazılmış hemze, küçük şekilde. Burada da harfi metle hemze aynı kelimede. Burada metli muttasıl, burada da metli munfasıl gerçekleşmiş oldu. Şurada yeni bir şey gördük. Havlehu. Bakın bir zamir geldi. Zamir uzatıyoruz. Bu şekilde zamir, yani o anlamındaki bu zamir, öncesi kendisinin harekesi damme ya da kesre olur. Öncesinde de hareke varsa eğer, fark etmez. Fetha olur, kesra olur, damme olur. Bunlardan bir hareke varsa, öncesindeki harf harekeli, kendisinin harekesi de damme ya da kesra. Yani ötre ya da esre ise bunu bir elif miktar uzatıyoruz. Yani harfi met oluyor burada. Met harfi şeklinde uzatıyoruz. Zeheballahu binurihim ve terakehum fi zulümâtin lâ yubsirûn. Bakın artık bu yerleşmiş olması lazım. Tenvin ve sakin ondan sonra lam ra harfi geldiğinde idgam yapıyoruz ama gunnesiz idgam. İdgam bila gunne. Evet. Yub sirun. Ba harfine vurgu yaptık kalkale. Sonrasında ayetimizi tamamlamış olduk. Hükmü ra kalın. Sunnun bukmun umyun fehum la yerun.
رَجِعُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Şeddeli mim var. Önce onu tuttuk. Sonrasında tenvin gördük. Bakın arkadaşlar. Tenvin, tenvin, tenvin. Her birinde bir kayda var. Tenvinden sonra ba harfi gelirse iklab olur dedik. B. Lam ra gelirse idgam bila gunne olur dedik. Evet. Ya mim nun harflerinden biri gelirse idgam meal gunne olur. Bakın 3 tane kaydayı saydık. Bunların dışında boğaz harfleri gelirse, boğaz harfleri ayn, gayn, ha, ha, bir de hemze ile he harfi. Bunlar gelirse de izhar olur. Bu dışında şu saydıklarımızın 6 burada saydık, 4 burada saydık, 10. 2 de idgam bila gunne var, 10, 12. 1 de iklab harfi var, 13. Bunların dışında gelirse de ihfa oluyordu. Bakın F bunların dışında bir harf. Burada ne olmuş oldu? İhfa oldu. Bukmun umyun. Burada da izhar gerçekleşmiş oldu. Evet, bizim öncelikle dikkat etmemiz gereken okunuşu nasıl oluyor? Tecvid derslerinde zaten yavaş yavaş bunları detaylı göreceğiz. Şimdi kulağımız aşina olsun diye ifade ediyorum. اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وَاللّٰهُ مُح۪يطٌ بِالْكَافِر۪ينَ وَاللّٰهُ مُح۪يطٌ بِالْكَافِر۪ينَ. Evet. يَجْعَلُونَ cime vurgu yaptık arkadaşlar. أَصَابِعَهُمْ ف۪ي اَذَانِهِمْ metni mufasıl uzatıyoruz. Bakın mim mime uğramış. İlham isteğini yapıyoruz. Yani şeddeli mim gibi. Bir saniye tutuyoruz. İdham isteyin. Bir de gunneli okuyacağız. Me'al gunne. Minas sava'iqi hazaral mevt. Mevt. Bu ya ve vav harfleri böyle cizimli. Öncesi de fetalı olur. Sonrasında bir sakin harf getirirsek. Yani mevt derken bakın dururken ne yaptık? Harekeleri siliyoruz. Harekeler kayboluyor. Bu şekilde okuduğumuz için sakin geldi. Bir cizim gelmiş oluyor. Dolayısıyla uzatarak. Yani yavaş okuşta 3 ya da 4 elif miktarına kadar uzatarak okuyoruz. Vallahu muhitun bil kafirin. Bakın burada tenvinden sonra ba geldi. Şuralarda ise ne geldi? Tenvinden sonra vav geldi. Vav geldi. Burada da mim geldi. Ya, mim, nun, vav harflerin idgam meal gunne oluyordu. Ya, mim, nun, vav idgam meal gunne. Ba'da ise iklab yapıyorduk. Yani iklabı nasıl yapıyorduk? Bu tenvindeki nunu ya da sakin nunu mim harfine çeviriyoruz. Bir saniye kadar tutup sonra devam ediyorduk. Evet. Bir sonraki ayetimizi okuyalım. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Evet. يَكَادُ الْبَرْقُ Ra kalın. يَخْطَفُ يَخْطَفُ Ha kalın, da kalın, yahtafu. Eb sarahun marifine vurgu yapıyoruz. Bunu böyle kalkale dediğimiz olayı burada gerçekleştiriyoruz. Külleme uzattık metni mufasıl. Allah ederken metni muttası uzatıyoruz. Lehümme. Bakın mim uğramış. Sakin mim. İdam isteyin. Malhun oldu. Ve izâ azleme. Yine bakın burada da dedik ki zamir vardı ama buradaki zamir öncesinde harekesi yok. Bakın sakin bir harf. Dolayısıyla fihi ve ize uzatmıyoruz. Ama buradaki harf harekeli olsaydı uzatacaktık. Burada uzatma yok. Ve ize azleme metin mufasılı yaptık. Aleyhim kanu met tabi olarak durduk. Yine ve lev şe aynı metin muttasıl. Lezehebe bi sem'ihim ve ebsarihim ba harflerine vurgu yaptık. Bunlar kelimenin ortasında sonunda sakin olursa kutbu cedin harfleri 5 tane harf var. Bunlara böyle kalkale yapıyoruz, titretiyoruz. İnna Allah'a şeddelini tuttuk. Ala kulli şeyin kadir. İhfa arkadaşlar. Temyiz sakin ondan sonra 15 tane harf var. İşte bu idgam me'lunne, idgam bilavunne, izhar, iklab harflerinin dışında kalan harfler ihfa harfleri. Bu harflerden biri gelince nunun mahreci normalde dilin önü üst tamağa yapışmasıyla çıkıyor. Mesela en derken bu şekildeydi. Ne yapacağız? O ses, gunne sesi genizden gelecek. O genizden gelen sesi ağızdan çıkarmak için dille damak arasında hafiften bir boşluk kalacak. Dolayısıyla nun artık nun değişecek. İhfa ondan nun diye, nunu nukfat diye başka bir isim alacak. Böyle hafiften bir boşluk bıraktığımızda ses değişecek. En şeklinde olacak. En değil, en olacak. Evet, bir sonraki ayetimize geçelim. Ya eyyuhennâsü'budû Rabbekumullezî halakakum vellezîne min qablikum leallekum. Evet, bölelim. Şuraya kadar bölelim. Ya eyyuhennâsü'budû Rabbekumullezî halakakum. Ellezî'den alacağız. Burayı alacağımız zaman buradaki hemzeye bir e koyduk. Ellezî halakakum vellezîne min. Bakın buradaki şeddelinin diğerlerinden farklı. Böyle elif lam takısından sonra nun harfi gelirse şeddeli olarak buna idgam şemsiye me'lgun ne diyoruz. Diğer nunlar, diğer mimler de genelde idgam misli me'lgun oluyor. Buradaki lam nunun içine girmiş oldu. Burada yine min kablikum derken ala kulli şeyin kadirdeki gibi ihfa var. Az evvel anlattık. Evet, gelelim bir sonraki ayetimize. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Evet, kontrol edelim. Ellezî peltek yaptık. Ce'ale lekumul erda. Harekeler dikkat. Ce'ale lekumul erda firâşen. İdgâm-ı algunu yaptık. Neydi? Ya, mim, nun, vav. Bunlar tenvin ve de sakin nundan sonra gelince ne oluyordu? Tenvin ya da sakin nundaki şey, tenvindeki nun ya da sakin nun harfi bu dört harfte çevriliyor ve ses gunneli bir şekilde bir saniye kadar tutuluyordu. Firâşen ve semâe binâe. Bakın dedik ki sonda iki tane üst üste tenvin gelir ve hemzenin üstünde olursa şu tekrardan elife işaret yok. Binâe şeklinde duruyoruz vakıf yaparken. Bakın vasıl halinde iki geçerken ne geliyorsa sonrasında tenvinli olduğu için illaki bir kayda var. Hangi kaydıysa ona göre yapıyoruz. Burada yine ihfa yaptık ve enzele. Metni muttasıl uzattık. Bunlar metni muttasıl. Burası da metni muttasıl. Bakın sonrasında geldi buradaki tenvin yine vasıl olduğu için fa harfi ihfa harflerinden ihfa yapmış olduk. Me en fe ahraca bihi zamiri çıkarttık. Buradan uzatıyoruz. Mine semerati. Pelteye dikkat edelim. Mine semerati. Şin olarak okunabilir bazen. Buna dikkat ettik. Yine bakın lam ra harfi. Tenvin ya da sakin nundan sonra lam ra gelse idgam bila gunnu. Rizqal lekum. Fela tec'alu. Tec'alu. Cime vurgu yaptık. Lillahi endeden. İhfa yaptık arkadaşlar. Dev. Bakın yine idgam melgun harfi geldi. Ve entüm. Burası da ihfa te'lemun deyip bitirdik. Evet gelelim son iki ayetimize. وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ Evet, ayet kısa olsa da çok fazla idgam kaydesi olduğu için nefes yetmeyebilir. Şurada duralım. عَلَى عَبْدِنَا'da. Sonra tekrardan bitirelim. وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا مِمَّا'dan alıyoruz. مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِمْ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ
sadikin. Evet, ve in kuntum, buralarda ihfa var. Fi raybim mimme. Bakın idgam melgunne, mimme idgam isim melgunne tutuyoruz. Nezzelne ala abdine. Ala abdine derken buradaki ba harfine vurgu yapıyoruz. Fe tu bi suratim. Bakın bi suratim mi? Yine temine sonra mim gelmiş. İdgam melgunne yaptık. Mim mis. Burada sakin nundan sonra gelmiş. Aynı kaide, biri teminli, biri de sakin nunlu şekilde yapılmış. Misli. Mişli değil arkadaşlar. Misli. Peltek S şeklinde telaffuz ediyoruz. Ved'u şuhedâekum. Burada metni mutasıl yaptık. Yine bakın idgam isteği mâlûnne. Mim mime uğradı. Min ihfa yaptık burada. Dûnillâhi in küntüm. Şurada da vardı. İn küntüm. İn küntüm aynı şekilde okuduk. Sâdiqîn dedik, bitirdik. Evet, son ayetimizi okuyalım. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Evet, فَاِلَّمْ. Bakın tenvinden sonra ya da sakin nundan sonra lam ra gelirse neydi? İdgam yapıyorduk ama gunnesiz idgam. İdgam bilah gunne. Tef'alu ve len ihfaya. Fettequn nara. Bakın elif lam takısından sonra dedik ki şeddeli nun gelirse idgam şemsiye me'al gunne olur. Tuttuk. Ve kudu hennasu aynı şekilde idgam şemsiye. Vel hicara. Vel hicara. Bu yuvarlak tağlarda dururken ne demiştik? H üzerine duracağız. Bunun noktalarını siliyoruz. Ama geçerken vel hicaratu uiddet, geçersek T okuyacağız ama vakıf halinde H okuyoruz. Uiddet, buradaki şiddet sıfatı var. Uiddet, ecid, gadin, beket, bu beytteki harflerde şiddet sıfatı var. Bunlar böyle sakin olarak okunduğunda diğer harflere göre biraz daha sert bir vurgulu bir okuma yapıyoruz. Uiddet lil kafirin. Kutbu cedin dediğimiz 5 harfte de iklab var. Onları artık biraz daha şiddetten daha fazla böyle bir şiddet verip depretiyoruz. Yani bir böyle zelzele yaptırıyoruz, sallandırıyoruz. Peki, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.